Eğitim Reformu Girişimi ve Medyaskop TV işbirliğiyle ekrana gelen Eğitim 360'tan herkese merhaba. Ben Umay Aktaş Salman. Ekip arkadaşlarım politika analistleri Özgenur Korlu, Kayıhan Kespiç ve Ekin Gamze Gencer ile birlikte bugün sosyal ve ekolojik dönüşümün hız kazandığı, becerilerin de sıkça güncellendiği günümüzde eğitimin bu dönüşüme ne ölçüde hazır olduğunu konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde ERG TÜSİAD'ın işbirliğiyle geleceğin dünyasına hazırlanırken eğitime bakış PISA 2022 bulguları ışığında Türkiye'de eğitimin durumu araştırmasını yayımladı. Araştırmada 2000 yılından bu yana yapılan 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fen alanlarında beceri durumlarını değerlendirmesini yapan PISA verileri temel alınarak bugünün ve geleceğin eğitimine dair analizler yaptı yazarlar. Türkiye'nin eğitim sisteminin durumu, öne çıkan sorunları ve krizlere hazırlıklı bir eğitim sistemi için gereken çözüm önerileri de paylaşıldı. Araştırmanın yazarları ekip arkadaşlarımla birlikteyiz bugün. Hem geleceğin hem bugünün tablosunu konuşalım eğitimde. Kayıhan, önce senle başlayalım. Türkiye'nin son 20 yılda PISA'daki performansına bir bakarsak, matematik, fen, okuma becerilerinde nasıl bir tablo var, nasıl yorumluyorsun? Teşekkürler Umay. Öncelikle biraz böyle bir PISA nedir, ne yapar ondan da bahsederek başlamak istiyorum. Senin dediğin gibi 15 yaşındaki çocukları aslında hedef alan bir araştırma. Onların becerilerini bu matematik, okuma ve fen alanlarında ölçüyor. Ayrıca çeşitli anketler düzenliyor PISA araştırmaları ve bu amaçla da aslında eğitime dair genel bir fotoğraf çekmeyi hedefliyor diyebiliriz. PISA araştırmaları 2000 yılından beri yapılıyor. Her 3 yılda bir gerçekleşen bir araştırma. Türkiye ilk kez 2003 yılında dahil oldu. Bu süreçte de aslında belki bahsetmek gereken noktalardan biri de şu, 15 yaşındaki her çocuğun aslında bu araştırmaya girmediği ve bir örneklerin üzerinden Türkiye'ye dair ortalama puanların, ortalama sonuçların ortaya çıktığını ve bunu değerlendirdiğimizi de söylemek gerekiyor. 2003'ten ilk dahil olduğumuz PISA araştırmasından bu yana ise Türkiye'de birçok aslında gelişme oldu. Hem PISA'yı etkileyen tarafı hem de eğitim sisteminin kendi içindeki gelişmeleri oldu. Başlamak gerekirse belki bizim 2003'te ilk dahil olduğumuz PISA araştırma sırasında Türkiye'deki orta öğretimdeki net okullaşma oranı %50 civarındaydı. Son araştırmaya, 2022'deki araştırmaya baktığımızda ise %90 neredeyse bir okullaşma oranı görüyoruz orta öğretimde. Bu da aslında bir şekilde PISA sonuçlarını da etkileyen bir yerde. Tabii ki bu araştırma sürecinde de bu 20 yıllık süreç içerisinde aslında kız çocukların okullaşmasına yönelik atılan adımlar, projeler ya da 2012-2013'ten sonra orta öğretimde zorunlu eğitim kapsamına alınmasıyla birlikte bu okullaşma oranları ciddi bir şekilde arttı. Bununla birlikte de bu okullaşma oranının artması aslında PISA'daki örneklemimizin temsil ettiği 15 yaşındaki çocuk oranını da ciddi bir şekilde arttırdı. 2003 ile karşılaştırıyorum genellikle. 2003'te temsil oranımız, yani aslında kapsayıcılığı bu örneklemimizin %36 civarındaydı ve oldukça düşüktü. Son döngüde, son 2022'deki yapılan araştırmada %74'e kadar yükseldi. Bu yüzden de bu okullaşma oranlarındaki artışın PISA'da daha somut, daha doğru sonuçlar almamıza da sonuçlandığını, sonuç verdiğini de söyleyebiliriz. Buradan senin sorduğun soruya gelirsek, matematik, fen ve okuma becerilerindeki tablo nasıl değişti bu 20 yıl? Bu süreç içinde aslında OECD ortalamasının epey altındaydık 2003'ten başlayan ve sonraki yıllara devam eden süreçte. Ama biz süreç içerisinde ortalama aramızdaki OECD ile aramızdaki puan farkını azalttığımızı söyleyebiliriz. Ancak hala OECD ortalamasının altındayız, bunu da vurgulamak gerekiyor. Türkiye'ye baktığımızda son PISA araştırmasında matematikte örneğin 37 OECD ülkesi arasında 32. sıradayız. Okumada 30. sıradayız. Fende 29. sıradayız. Bir ilerleme görüyoruz bir önceki PISA döngüsüne, 2018'deki araştırmaya göre. Ancak hala gerilerde olduğumuzu söylemekte yarar var. Buna dair de belki bu araştırma özgü olarak da vurgulanabilecek noktalardan biri şu. PISA 2022 araştırması COVID-19 salgını sonrasında yapılan ilk PISA değerlendirmesiydi. O yüzden de önemli bir araştırmaydı ve işte bu salgın sürecinde konuştuğumuz öğrenme kayıplarının ne ölçüde olduğunu tartışabileceğimiz veriler sağladı bize. OECD ortalamasına baktığımızda aslında her 3 alanda da, matematikte de, okumada da, fende de ortalama puanların düştüğünü görüyoruz. Ancak Türkiye'ye baktığımızda bir okuma alanında bir düşüş görmekteyiz, 10 puanlık. Matematikte puanlarımızın neredeyse aynı kaldığını söyleyebiliriz. Fende ise bir artış görüyoruz ortalama puanlarımızda. Bu da aslında salgın sürecindeki öğrenme kaybının Türkiye'de daha az olduğunu gösteren bir durum.
biraz da aslında Türkiye'nin salgın dönemini öğrenme kayıpları konusunda OECD ortalamasına kıyasla daha iyi geçirdiğini söyleyebiliriz. Yani 20 yıla dair tabloyu bu şekilde yorumlayabilirim aslında kısaca. Teşekkürler Kayı. Şimdi puanlardan bahsettin. Yeterlik düzeyleri var yine PISA'da. Peki puan ve yeterlik düzeyleri dışında öğrencilerin sosyoekonomik durumlarına dair veriler olduğunu da biliyoruz. Sonuçları bu sosyoekonomik durum verileriyle birlikte okuduğunda nasıl bir tablo çıkıyor peki? Onlar ne gösteriyor bize? Yani raporda da zaten hep vurguladığımız noktalardan biri şuydu. Sosyoekonomik durumun eğitime etkileri Türkiye'de çok ciddi boyutlarda ve bu da aslında hem bizim raporda ciddi ele aldığımız noktaların başında geliyor. Ben aslında bu bölümde biraz az önce puanlardan bahsetmiştik. Şu anda yeterlik düzeylerin nasıl bir etkiliyor sosyoekonomik durum, onunla ele almak istiyorum. Ama öncesinde bu yeterlik düzeyleri nedir? Belki ondan bahsetmek gerekir. PISA aslında bu matematik okuma fen alanını hep 6 düzeye bölüyor ve 6 yeterlik düzeyi de aslında sayısı arttıkça öğrencilerin daha başarılı, daha becerili olduklarını da gösteren bir ayrım. Biz burada 2 tane kritik nokta var aslında. 2. düzeyin altı ve 5. düzeyin üstü. 2. düzeyin altı aslında asgari yeterlik düzeyinin altındaki öğrenciler olarak tanımlıyor PISA ve burada gördüğümüz şey, PISA'nın söylediği şey, bu gruptaki öğrenciler, yani 2. yeterlik düzeyi altındaki öğrenciler tek bilgi kaynağından gelen ve açık yönlendirmeye sahip sorulara cevap verebiliyorlar ve aslında karmaşık düşünce becerileri gerektiren problemleri çözmek konusunda pek başarılı değiller. Bu aslında bir noktası bunun. Ve 5 ve 6. yeterlik düzey diye bahsettiğimizde ya da yüksek performanslı öğrenci olarak tanımlanan öğrenciler de karmaşık bilgileri gerektiren soruları çözebilen ve aslında nasıl söyleyelim, bu hızlı değişen yeni teknolojilere ayak uydurabilen, hatta yeni teknoloji üreticisi olma potansiyeli barındıran çocukları gösteren bir yeterlik düzeyi, 5 ve 6. yeterlik düzeyi. O yüzden bu ikisini karşılaştırmak sosyoekonomik olarak bu noktada belki daha yararlı olur diye vurgulamak gerekiyor. Bunun için de aslında sosyoekonomik durumu nasıl ölçtüğüne dair de PISA'nın bizim elimizde güzel bir sonuç veriyor. Ekonomik, sosyal ve kültürel durum endeksi. Bu endeks aslında çocukların, daha doğrusu çocukların ailelerinin, ebeveynlerinin sahip oldukları finansal, sosyal, kültürel ve beşeri sermayeler hesaplanarak sonuçlandırılıyor, oluşturuluyor. Bunu da aslında biraz somutlaştırmak gerekirse ailelerin mezuniyet dereceleri, çalışma ve gelir durumları, hane halkının sahip olduğu çeşitli eşyalar gibi göstergeler var bu ekonomik, sosyal ve kültürel durum endeksinde. Bu da aslında bize hem ülke içinde hem de ülkeler arasında bir karşılaştırma fırsatı sağlıyor. Ülke içiyle başlarsak, ülkeyi aslında ülkedeki örneklerini 4 parçaya ayırıyor bu ekonomik, sosyal, kültürel durum endeksi ve işte 4'er dilim, %25'lik dilimlerle bir değerlendirme yapıyor. En alt %25'lik dilime dezavantajlı öğrenciler diyor. En üstteki %25'lik dilime de avantajlı öğrenciler diyor. Bu yeterlik düzeylerini aslında avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler ayrımında değerlendirdiğimizde ortaya çıkan şey, dezavantajlı öğrencilerin bu az önce bahsettiğim yüksek başarılı 5 ve 6. yeterlik düzeyindeki oranının ciddi şekilde düşük olduğu. Tersine ise avantajlı öğrencilerde aslında görece yüksek olduğunu görüyoruz. Öte taraftan bu asgari yeterlik düzeyinin altında diye bahsettiğimiz grupta da aslında dezavantajlı öğrencilerin yoğun bir şekilde bulunduğunu söyleyebiliriz. Burada oran vermek gerekirse dezavantajlı öğrencilerin yarısından fazlası, yaklaşık %53'ü asgari yeterlik düzeyinin altında başarı sağlıyor PISA araştırmalarında. Ama avantajlı öğrencilere baktığınızda ise bu oran %20 civarında. Bu da biraz aslında sosyoekonomik olarak sosyoekonomik durumun eğitim çıktılarına, yeterlik düzeyine ciddi bir şekilde etkilediğini gösteriyor. OECD ortalamasına baktığımızda da aslında benzer bir trend görüyoruz. Oranlar birbirine daha yakın olsa da, ama sosyoekonomik durum Türkiye'de olduğu gibi OECD ülkelerine de ciddi bir şekilde etkiliyor diyebiliriz. Burada belki kapatmadan önce Türkiye'nin genel OECD ülkeleri arasındaki durumunu da değerlendirebiliriz. Bu bahsettiğim ekonomik, sosyal, kültürel durum endeksi aynı zamanda diğer ülkelerle karşılaştırma fırsatı da sağlıyor bize. Ve burada da Türkiye 36 OECD ülkesi arasında son sırada yer alıyor. Bu ciddi bir durum ve işte bu bahsettiğimiz aslında o çeşitli sosyoekonomik durum göstergelerinde Türkiye'nin OECD ülkelerine kıyasla çok geride olduğunu da gösteren noktaların başında geliyor. Ve aslında burayı da böyle toparlayabiliriz diye düşünüyorum.
Peki Kayı, yani Türkiye'de okullar arasında imkan ve öğrenme farklılıkları önemli sorunlardan biri. Sosyoekonomik durumun etkisinden bahsettim. Peki bu okullar arasındaki farklar, öğrenme ve imkan farklılıklarına dair PISA ne gösteriyor bize? Yani öğrenciler arasında hem akademik olarak da nasıl farklılıklar, hem sosyoekonomik olarak da nasıl farklılıklar var okullarda? Tamamdır. Yani burada aslında yine biz hep referans noktası olarak OECD ortalamasını aldık bu raporu yazarken ve orada da aslında bu beceriler arasındaki farklar nasıl açıklanıyor sorusunun bir cevabı var. OECD ortalamasında örneğin işte %68'i bu beceri farklarının okul içerisindeki farklarla açıklanabilirken okullar arasındaki farklar %32'sini açıklıyor. Türkiye'ye baktığımızda ise biraz daha okullar arasındaki farkların bu beceri farklarını açıklamada daha etkili olduğunu görüyoruz. %55'inin okul türleri arasındaki farklarda açıklanabildiğini görüyoruz ama okul içindeki farkların %43 oranında bir açıklacı olduğunu görüyoruz bu meselede. Burada iki endeks var bakmamız gereken ve aslında bu bahsettiğim o biraz da karmaşık olabilecek sayıları açıklarken bunlar akademik ve sosyal kapsayıcılık endeksleri. Örneğin akademik ve sosyal kapsayıcılık endeksi açıklamaya çalıştığım nokta akademik olarak aynı durumdaki çocukların, yani bu yüksek de olabilir, düşük başarıya da sahip olabilir, aynı okullara mı gidiyorlar yoksa karma okullarda heterojen bir şekilde mi okuyorlar sorusuna cevap veriyor. Yani burada beklenen şey aslında farklı becerilere sahip çocukların aynı okulda olması ve hem birbirlerinden öğrenmesi hem de o ayrışmanın önlenmesi yönünde. Bu endekse baktığımızda 37 OECD ülkesi katılmış bu endekse ve Türkiye 35. sırada. Burada işte tahmin edebileceğimiz gibi Kuzey ülkeleri, İzlanda, Finlandiya, Norveç en iyi sonuca sahip ve daha heterojen becerilere sahip çocukların aynı okullarda okuyabildikleri okullarken Türkiye buradan çok geride kalıyor ve aslında daha homojen bir akademik becerilere göre ayrışma olduğunu gösteriyor okullarda. Buna benzer bir şekilde aslında sosyoekonomik durum nasıl etkiliyor? Sosyal kapsayıcılık endeksi bu soruya cevap veriyor ve yine akademik kapsayıcılık endeksinde olduğu gibi de gördüğümüz şey işte benzer sosyoekonomik arka plana sahip çocuklar aynı okullarda mı, farklı okullarda mı sorusuna cevap arıyor. Burada da 36 OECD üye ülkesi var değerlendirmek adına. Türkiye yine sonlarda, bu sefer sıralaması daha iyi ama 32. sırada. Bu iki endeks bize gösteriyor ki aslında akademik ve sosyoekonomik olarak bir ayrışma var okullarımızda ve bu da aslında beceriler arasındaki farkları da açıklayan o en başta bahsettiğim göstergedeki en önemli sebeplerin başında geliyor. Bunu belki biraz daha böyle somutlaştırmak için biz raporda da okul türleri arasındaki ortalama puanlarla bir farkları göstermeye çalıştık ve belki son olarak da şunu söylemek isterim. Fen liselerindeki ortalama puanlarıyla Meslek Teknik Anadolu Lisesi arasındaki ortalama puanları ele almak lazım burada. Örneğin matematikte bu PISA döngüsünde 2022'deki araştırmada Fen Lisesi öğrencileri 598 ortalama puana sahip. Bu önemli bir puan ve ciddi olarak yüksek. Hatta az önce yeterlik seviyelerinden bahsetmiştik. Dördüncü yeterlik seviyesinde kalıyor bu ortalama puan ama beşinci yeterlik seviyesine oldukça yakın bir durumda. Ama öte yandan meslek ve teknik anadolu liselerine baktığımızda ortalama puan 395 olduğunu görüyoruz. Bu az önce de bahsettiğim o asgari yeterlilik düzeyinin altında bir ortalama ve aslında bu iki grup arasında ciddi bir fark olduğunu ve okulların da bu ayrışmadaki bu en azından bu veri önemli bir gösterge olarak bahsedebilir. Çok önemli gerçekten. Büyük bir farktan bahsediyorsun Kayı. Kayı'nın buraya kadar anlattıkları aslında biraz hem akademik hem de sosyoekonomik olarak tabloyu ortaya koyuyordu. Peki öğrenciler ve öğretmenler nasıllar? Onların iyi olma halleri neler gösteriyor? Bu verilere de sahibiz biz. Ekin, sana sormak istiyorum. Raporda çocukların okulda kendilerini nasıl hissettiklerine, neler yaşadıklarına dair hangi veriler ipucu oluyor bize? Teşekkürler Umay. Yani PISA her döngüde çocuk refahı ve çocuğun iyi olma haline ilişkin göstergelere giderek artan bir şekilde yer veriyor. İlk PISA'da ağırlıklı olarak akademik başarıdan söz ediliyordu. Daha sonra okul iklimi, katılım, öz yeterlik, stres, kaygı gibi öğrencinin duygusal, psikolojik durumuna ilişkin işte soruları ve bunların yanıtlarına da yer verilmeye başladı. 2015'te ilk defa PISA bulguları öğrenci refahı üzerinden değerlendirilmeye başladı. İlk defa buna özel bir rapor, ayrı bir rapor yayınlandı. Bu raporda üç ana bölümde öğrencilerin işte yaşam memnuniyeti, okuldaki sosyal hayatları, ebeveynleriyle ilişkileri ve ev koşulları incelenmişti. PISA 2022'de anlaşılır şekilde COVID-19'un çocuk refahının etkileri vurgulandı ve
eğitim sistemlerini yapan faktörler araştırdık. Eğitim sistemlerini öğrenci refahı arasından açısından değerlendirdiğimizde hani dayanıklılık ve dayanıklılığı oluşturan en önemli faktörlerden birinin okul aidiyeti olduğunu ve bu okul aidiyetinin PISA 2022'den 2018'den 2022'ye değişimi olduğunu görüyoruz. PISA'nın son döngüsünün en çarpıcı bulgularından biri Türkiye'de öğrencilerin hem okula aidiyetinin bugün çok düşük olduğu hem de COVID-19 salgını sonrası 2018'e kıyasla bugün yine bu gerilemenin de çok büyük olduğu yönünde. Peki okul aidiyetinin düşük olmasında neler etkili? Yani bunu nereden anlıyoruz? PISA'nın gösterdiği neler var bu aidiyetin düşük olmasını etkileyen? Türkiye'nin düşük puan na sahip olduğu bu endeksi çocukların verdiği yanıtlar belirliyor ve bu yanıtlar şöyle sorular: okulda kendini yalnız hissediyor musun? Okulda arkadaş edinebiliyor musun? Okulda işte içerildiğini düşünüyor musun? Yoksa dışarıda bırakıldığını mı hissediyorsun gibi sorular. Bunlara olumsuz yanıt veren bir çocuğun okula kendini ait hissetmesi mümkün değil. Yani okul aidiyeti, okul eğer çocuğa ihtimam gösterir, çocuğun ihtiyaçlarına yanıt verirse oluşturulabilen ve çocuğun hissedebildiği bir durum ve duygu. Çocuğun aidiyetle ilgili en önemli ihtiyaçlarından birinin bu döngüde okulda güvenli hissetmek olduğunu gördük. PISA 2022'de 22'ye Türkiye'den katılan öğrencilerin %25'i son 4 hafta işte okulda çete varlığı gördüğünü söylüyor. %26'sı okulda silah ya da bıçak taşıyan öğrenci gördüğünü paylaşıyor. Son dönemde öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının da arttığını gördük. Tüm bunları beraber düşündüğümüzde okulda güvenliğin önemli bir sorun olduğunu, öğrenciler için de önemli bir ihtiyaç olduğunu aidiyet bağlamında söyleyebiliriz. Bir diğeri yani çocukların aidiyetini belirleyen bir diğer faktör de sağlıkla ilgili ve eğitim bağlamında sağlıkla ilgili göstergeler. Bunun en önemli faktörü Türkiye'de ve tüm dünyada okul yemeği. Türkiye'de okul yemeği yani çok fazla tartışılıyor. Okul öncesinde atılan geri adımlar, okul yemeği verilmesine dair atılan geri adımlar çok tartışılıyor. Son dönemde taşımalı eğitim bağlamında tartışılıyor. PISA 2022 verilerine baktığımızda okul yemeği bağlamında burada öğrencilere hafta içinde ne sıklıkla kahvaltı, işte akşam yemeği yiyebildiğini soruyorlar. Öğrencilerin %31'i okuldan önce kahvaltı yapmadığını paylaşıyor. %2'si okuldan sonra hiç akşam yemeği yemediğini söylüyor. Öğrencilere son bir ayda paranız olmadığı için kaç defa yemek yiyemediğiniz oldu diye soruluyor. Burada Türkiye'de öğrencilerin %19,2'si en az bir gün, %1,9'u ise her gün ya da neredeyse her gün parası olmadığı için yemek yemediğini paylaşıyor. Pek çok farklı başlıkta inceleniyor öğrenci aidiyeti ama bu ikisinin güvenlik ve okul yemeği ve bu yoksulluk sorununu biz en çok öne çıkardıklarımızdan oldu. Raporun tamamında başka tabii göstergelere de yer verdik. Ama yani Türkiye'de çocuk mutluluğuna hani genel sonuçlara baktığımızda hani öğrencilerin yaşamlarının tamamından OECD ortalamasına göre daha az memnun olduğunu görüyoruz. PISA 2022'de öğrencilere hani hayatınızdan ne derece memnunsunuz diye sorulduğunda işte 0 hiç memnun değilim, 10 çok memnunum, tamamen memnunum olduğunda hani OECD ülkeleri için bu ortalama 6,8. Türkiye burada en son sırada yer alıyor. Yani Türkiye'deki öğrenciler için bu puan 4,9. Yani hem okul hayatlarına hem hayatlarının bütününe dair öğrencilerin karşılanmayan ihtiyaçları dolayısıyla da memnuniyetsizlikleri, mutsuzlukları bulunuyor. Evet, çok hani gerçekten can yakıcı bir aslında saptama veriler bize onu gösteriyor. Peki öğretmenin iyi olma haline dair nasıl bir tablo var Ekin? Yani mevcut durum ne, ihtiyaçlar neler, öğretmene dair neler var? PISA bu dayanıklılık çerçevesinde aslında yine öğrenciler üzerinden öğretmenlere dair bir şeyler söyleme imkanı tanıyor bize. Çocuğu dayanıklılık yapan, sistemleri dayanıklı yapan faktörlerden biri çocukların yeterli sayıda ve nitelikte eğitim personeline sahip okullara gitmesi. PISA bunu nasıl ölçüyor? Okul müdürlerine soruyor. İşte
yeterli sayıda eğitim görevlisi, destek görevlisi var mı? Bu kişilerin niteliği yeterli mi diye. PISA sonuçlarına baktığımızda Türkiye'de bu durumun iyi olduğunu, COVID'den iyi toparlandığını görüyoruz. Ama yine burada dönüp bakmamız gereken bunun müdürlerin görüşleri üzerine kurgulandığı. Yani bu tabloya baktığımızda öğretmenlerin yeterli sayıda çalışma arkadaşına sahip olduğu, mesailerinin uzamadığı, yeterli derecede destek aldığını düşünebiliriz. Ama biz dönüp resmi verilere baktığımızda bu tablonun böyle olmadığını görüyoruz. Resmi verilere de güncel bir şekilde bakmak çok mümkün değil. Çünkü öğretmenlerin çalışma koşullarına bakmak için işte norm kadroya, atama sayılarına, ücretli öğretmenlik durumuna bakmak lazım. Türkiye'de en güncel resmi veriler bu başlıklarda 2019 Sayıştay raporundaydı. Buraya göre ülke genelinde boş öğretmen kadrosu 93 bin civarı, 138 bin civarı da ihtiyaç duyulan öğretmen sayısıydı. Şimdi geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı norm kadro ihtiyacının 104 bin olduğunu söyledi. Bu hani istatistiklerde yayımlanmadı ama resmi sayabileceğimiz bir açıklamadır. Hani Türk Eğitim Sen'in 2024 sonuçlarına göre 69 il valiliğinde 69 ilde bu norm kadro açığı 91 bindi. Ücretli öğretmen sayısı ise 71 ilde toplam 66 bindi. Yani öğretmen 66 bin ücretli öğretmen olması öğretmenlerin çalışma koşulları ve iyi olma haline ilişkin çok önemli bir şey söylüyor. Çünkü ücretli öğretmenler çok düşük maaşlar alıyorlar, özlük hakları yok denebilecek seviyede. Bir yandan da ücretli öğretmenlik pek çok alanda pedagojik formasyon gerektirmiyor. Bu da öğrencilerin iyi olma halini de etkileyen bir durum. Böyle baktığımızda ücretli öğretmenliğin zaten bir sorun olduğunu görüyoruz ama hani bir katman daha aşağı baktığımızda da ücretli öğretmenlerin büyük bir bölümünün zaten eğitim fakültesi mezunu olduğunu görüyoruz. Burada konu yine arz talebe, atama sayılarına, norm kadro sayılarına dönüşüyor. Bu bakımdan yani okullardaki öğretmen sayısına dair PISA belki bir şeyler söylese de bizim yine yani eğitim politikalarına, gündeme, veri ekosistemine ve resmi verilere bakıp konuşmamız gerekiyor. Yani bu veriler sonrasında hem öğretmenlerin hem öğrencilerin refahına dair aslında bir şeyler söylemek PISA'nın ancak katkısıyla ve zenginleştirmesiyle mümkün olabiliyor. Çok teşekkürler. Buraya kadar aslında konuştuklarımız bugüne dair de özet. Bir de teknolojinin ve dijitalleşmenin hızla artan rolünü düşündüğümüzde, iklim krizi ve biyoçeşitlilik krizini düşündüğümüzde geleceğin eğitim sistemlerini ve ihtiyaçlarını konuşmak gerekiyor. Burada da Özgenur, sana dönmek istiyorum. Yani geleceğin ihtiyaçlarını biraz daha açsak, nasıl beceriler gerektiriyor? Bugünün durumu bu ama bir de hani geleceğe dair nasıl bir tablo var önümüzde? Umay, baktığımızda gelecek hiç olmadığı kadar belirsiz içinde bulunduğumuz dönemde. Senin de bahsettiğin gibi pek çok kriz yaşıyoruz. İklim ve biyoçeşitlik krizi daha yeni krizlerle karşılaşacağımızı ortaya koyuyor. Bir tarafta da teknolojideki gelişmelerde her gün yeni bir gerçekliğe uyanabileceğimizin ihtimallerini yaratıyor. Böyle bir ortamda gelecek hakkında çok net değerlendirmelerde bulunmak mümkün değil. Ama bize mega trendler bu iki güç doğrultusunda mesleklerin, geleceğin hayatının şekilleneceğini söylüyor. Eğitim sisteminin temel amaçlarından bir tanesi de çocukları aslında bugünün kaynaklarıyla o gelecekteki durumu hazırlamak. Bu yüzden de geleceğin becerilerini yakından takip etmemiz gerekiyor. Bu alandaki önemli çalışmalardan bir tanesi OECD'nin Skills Outlook dediği bir çalışması. Aslında çok geçmişe, daha geleceğe dair değil de daha yakın geleceğe dair bir öngörüde bulunuyor bize. 2030 ve orada hangi becerilerin öne çıkacağını, iş dünyasında hangilerinin daha fazla talep göreceğini bize listeliyor. Bunların arasında işte güvenilirlik, liderlik, azimli olma gibi sosyal duygusal beceriler de var. Ya da bazı sektörel alanlara dair yükseleceği söylenen yetenekler de var. İşte örneğin yönetim ve idare uzmanlığı gibi, tıp ve diş teknisyenliği gibi ya da ekonomi ve muhasebe uzmanlığı gibi. Bunlar elbette bir kısmı bizim çalıştığımız alanlarla çok yakından ilgilenen konular değiller. Ne bizim çalıştığımız alanlar? Biz eğitim reformu girişimi olarak aslında tüm çocukların nitelikli eğitimiyle ilgileniyoruz. Oradaki ilgi alanımız da
Üniversite öncesi dediğimiz kademedeki çocuklar. Yani tabii ki azimli olmak, liderlik gibi özellikler, K12 kurumları dediğimiz bu yapı içerisinde de geliştirilebilir. Ama önemli dişçilik ya da muhasebe gibi bir eğitimi bu kademelerde geliştirmek mümkün değil. Bu noktada da bize bunların taşınmasını sağlayacak, bunların yükseltilmesini, bu becerileri daha rahat elde etmemizi sağlayacak bir takım temel beceriler konusu gündeme geliyor. Biz de araştırmamız sırasında böyle 4 tane alan belirledik ve bu 4 alanın aynı zamanda PISA'dan ölçülmesi de bizim için önemli bir başlık, bir konu oldu. Ne bu 4 alan? İlk önce bu programın başından beri konuştuğumuz temel beceriler konusu. Biliyoruz ki okuma, matematik ve fen alanında öğrencilerin üst düzey becerilere sahip olması, gelecekteki hayatlarında pek çok diğer beceriyi çok daha rahat öğrenmelerine, gelecekteki sorunlara çok daha rahat adapte olmalarına sağlıyor. İkincisi sosyal ve duygusal beceriler. Bunları da aslında yakından biliyoruz. Mesela örneğin zaman yönetimi, bağ kurma, merak, liderlik, öğrencinin öz denetimi gibi pek çok beceri sosyal ve duygusal beceriler içerisine giriyor. Bu da düşündüğümüzde aslında çok anlamlı. Çünkü gittikçe belirsizleşen, krizlerin yoğunlaşacağı bir çağda özellikle insanların birbirleriyle ilişkileri ve bu gibi bir ortama adapte olmaları için bu tip becerileri geliştirmesi gerekecek. Üçüncüsü yaratıcılık. Elbette ki yine bu belirsizlik karşısında yaratıcı problem çözme, analitik düşünme gibi beceriler öne çıkacak. Son olarak da dijital beceriler. Aslında bugün bu yayını bir Zoom ekranın ve bir tür medya platformunda yapıyoruz. Online bir şekilde kayıt alıyoruz. Dolayısıyla aslında ne kadar hayatımızın içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla dijital beceriler de önümüzdeki yıllarda ve bugünden itibaren eğitim sisteminin içerisinde geliştirmesi gereken beceriler olacak. Yani sosyal duygusal beceriler dedin, yaratıcılık dedin ve temel beceriler dedin. Ekin ve Kayın'ın anlattıklarından da aslında bunlar ne kadar gerçekleşebiliyor ya da gerçekleşen okullar, bunu gerçekleştiren öğrenciler var, bunu gerçekleştiremeyen öğrenciler var. Yani burada nasıl bir tablo var sence? PISA'da hani yine öğrencilerin belki motivasyonuna dair gösterilen bazı şeyler vardır. Onu sormak istiyorum sana. Şimdi PISA temelde bizim o temel yeterlilikler dediğimiz alanlara dair bir test sunuyor. Yani çocuğun matematik becerisi var mı? Bunu bir teste tabi tutabiliyor. Diğer taraftaki işte yaratıcılık, dijital beceriler ve sosyal duygusal beceriler için böyle bir testi yok. Ama çocukların bu becerilere ilişkin yaklaşımlarını değerlendiriyor. Yani çocuklar bu becerilerin kendilerinde olduklarını düşünüyorlar mı? Onu test ediyor. Tabii ki burada bir kontrol mekanizmamız yok. Yani çocuk ben çok azimliyim dediğinde dur seni bak bir de teste tutalım gerçekten azimli misin görebilirim diyemiyoruz. Ama çocuk da bu beceri gerçekten olmasa dahi bununla ilgili olumlu ifadelere katılması aslında bize bir potansiyeli. O çocuğun o becerilerin iyi olduğuna, doğru olduğuna, geliştirilmesi gerektiğine olan inancını gösteriyor. Ve bu oranların yüksek olması da aslında eğitim sistemleri için bir fırsata tekabül ediyor. Biz Türkiye'de baktığımızda aslında burada bütün raporun da anlattığımız sorunlara ek olarak buranın bir tür fırsat kapısı olduğunu, burada değerlendirilmeye açık bir potansiyel olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve günümüzde özellikle gençlerin etrafında dönen o düşmanca, zaman zaman ayrımcı dile karşı da burada gençlerin desteklenmesini, çünkü onların içerilerinde büyük bir potansiyel barındırdıklarını söylemeye çalıştık. Ne mesela bu potansiyel? Örneğin öğrenme merakıyla ilgili şöyle bir ifade var. Yeni şeyler öğrenmeyi severim. Ne güzel bir potansiyel anlatıyor mesela bu bize, değil mi? Öğrencilerin %84'ü bu ifadeye kesinlikle katılıyor ya da katılıyor. Yani çok güçlü bir öğrenme merakına dair olumlu yaklaşım var. Benzer bir şekilde azim. Bir görevi bitirene kadar üzerinde çalışmaya devam edebilirim konusunda öğrencilerin %68'i olumlu bir ifade kullanıyor. Burada mesela çok ilginç bir nokta yaratıcılıkla ilgili. Özellikle böyle yetişkinler bir araya geldiğimiz hani çekiniriz değil mi? Hani ben çok yaratıcıyım demeye. Ama mesela öğrencilere sorduğumuzda onların %64'ü böyle açık açık ben çok yaratıcıyım diyebiliyorlar. Bunlar çok önemli potansiyeller çocuklarla ilgili. Fakat şimdi biz bunları alıp öğrencilerin matematik ortalama puanları ile birlikte değerlendirmeye kalktığımızda karşımıza bu tabloyu birazcık hangi alanlarda desteklenmesine ilişkin bir resim çıkıyor. Şöyle ki örneğin ne bekleriz? İşte daha azimli olan, öğrenme merakı olan, yaratıcılığı olan çocukların çok daha yüksek
puan almasını bekleriz. Çünkü bu gibi beceriler aslında temel yeterliklerin geliştirilmesine de kapı açan beceriler. Fakat Türkiye'deki sonuçlarda her zaman böyle olduğunu görmüyoruz. Mesela azimle ilgili bazı ifadelerde kararsız olduğunu söyleyen öğrencilerin ortalama puanları çok daha yüksek. Bu durum da bize temel becerilerle diğer beceriler arasındaki, bu üç alandaki beceriler arasında bir uyumsuzluk olduğunu gösteriyor. Bu iki taraflı da olabilir. Yani Türkiye'de zaten özellikle arkadaşlarımın daha önce bahsettiği veriler temel yeterliklerin eksik olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu temel yeterliklerin eksik olması bu becerilerin de eksik olmasına neden oluyor olabilir. Aynı şekilde bu becerilerdeki eksiklikler de temel yeterliklerindeki mevcut durumu etkiliyor olabilir. Bu karşılıklı etki yüzünden aslında bütün bu dört beceri alanını, bunlar ayrı ayrı şeylermiş, bunları tek tek geliştirelim, bir yaratıcılık dersi açalım, bir bilgisayar dersi açalım diye değil, hepsini iç içe getirerek inşa etmemiz gerekiyor. Evet. Peki raporda PISA'dan yola çıkarak dayanıklı eğitim sistemlerinin ortak özelliklerine de değiniyorsunuz. Nedir aslında dayanıklı eğitim sistemlerinin ortak özellikleri? Türkiye'de geleceğin becerilere edinmenin, krizlere karşı dayanıklı bir sistem kurmanın ön koşulu neler? Bir de Özgenur, onu sormak istiyorum. Şimdi gelecek hakkında konuştuğumuzda aslında çocukları bu bahsettiğimiz dört beceriyi kazandırdığımızı düşünüyoruz ki önlerinde böyle sayısız patika, yollar çıkabilir, istediklerine olabilirler. Onları bu noktada destekleyecek eğitim sisteminin ise tek bir patikası, tek bir tercih yolu var. O da eğitim sisteminin kapsayıcı, nitelikli ve dayanıklı olması. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. OECD bu özelliklere sahip olan sistemlerin neleri doğru yaptığını bize gösteriyor. Burada PISA araştırmaları ile ilgili böyle bir de parantez açmak gerekiyor. Yani PISA bir taraftan da böyle bir tür politika baskısı oluşturduğu için de eleştirilen bir araştırma da aynı zamanda. Bu yüzden biz de raporun içerisinde bunların Türkiye'deki eğitim ekosistemiyle birlikte değerlendirmesi gerektiğini, hangileri Türkiye ekosisteminin, Türkiye'deki eğitim sisteminin ihtiyacı olduğunu ve bunun Türkiye uygun bir modelle nasıl inşa edilebileceğini konuşmamız gerektiğini söyledik. Bir tarafı böyle ama öbür tarafta da zaten bazı maddeler Türkiye'deki eğitim politikası alanında yıllardır konuştuğumuz, üst politika maddelerinde yer alan ama zaman zaman yeterli kaynaklar ayrılmadığı için, zaman zamansa bu politikalar geri plana atıldığı için gerçekleştiremediğimiz başlıklar. Böyle önden bir özet yaptıktan sonra isterseniz gelin bu üç tane başlık, hani o özellikle değinilmesi gereken öne çıkan politikalar neler ona bakalım. Bir tanesi tabii ki bu sistemin öncelikli olarak dayanıklı olması gerektiğini söylediğimiz için geleceğin yaratacağı krizlerden bahsettik. Afetlere hazır olması gerekiyor. Burada PISA özellikle COVID-19 salgının etkisini ölçmeyi amaçladığı için, çünkü PISA 2018-2022 arasında yaşadığımız global afet oydu. Okulların daha uzun süre açık kaldığı sistemlerin daha dayanıklı olduğunu söylüyor. Buna paralel olarak da aslında öğrencinin bireysel ve özel öğrenmeye hazırlandığını böyle sistemlerde. Bunun için gereken öğretmen desteğinin, okul desteğinin, okul açık da olsa kapalı da olsa sağlandığını, bu sistemlerin afet sonrasında, COVID-19 salgını sonrasında bir uzaktan eğitim planına sahip olduğunu, bununla ilgili de ülkenin dijital altyapısının güçlendirildiğini bize ifade ediyor. Şimdi Türkiye'de ise biz okulların en uzun süre kapalı olduğunu gördüğümüz ülkelerden bir tanesiydi Türkiye. Benzer bir şekilde özellikle dijital uçurumun salgın sırasında öğrencileri yakından etkilediğini gördük. Bu araştırma sadece COVID-19 salgınına odaklansa da biz aslında PISA 2022 sonrasında bir başka büyük afeti, 6 Şubat depremlerini yaşadık. Bu afet çok geniş bir bölgeyi etkiledi ve öğrenciler bu dönemde de okuldan uzak kaldılar. Dolayısıyla Türkiye'nin mevcut afetlere hazırlık yapısında, elbette ki eğitim sisteminin dışında da afetlere hazırlık noktasında atılması gereken adımlar var. Örneğin bir depreme hazırlanmak, eğitim sisteminden önce binaların sağlamlaştırılmasını, ülke politikasının bu
bunu önceliklendirmesinden geçiyor. Ancak ondan sonra eğitim sisteminde bir takım adımlar atabiliyoruz. Bu gibi adımları atmasıyla ancak Türkiye'deki eğitim sisteminin hazır olması gerektiğini, buna ilişkin ihtiyaçları olduğunu bize hem kendi değerlendirmelerimiz hem de OECD'nin çizdiği resim gösteriyor. İkincisi, bütünsel eğitim sistemine yönelik politikalar. Bütünsel eğitim sistemi derken aslında iki tane politikanın bir ara böyle eklektik bir şekilde, iç içe geçmiş bir şekilde sistemlerde yer almasını kastediyor OECD. Bunlardan bir tanesi okul öncesi eğitime yönelik politikalar. Yani okul öncesi eğitim sisteminin daha dayanıklı, kapsayıcı ve nitelikli sistemlerde yaygınlaştırıldığını bize söylüyor. Aslında bu alanda çok uzun süredir bildiğimiz bir şey. Meşhur Heckman'ın raporunda okul öncesi eğitime yapılan yatırımların nasıl gelecekte katma değer olarak döndüğünü, özellikle daha önce ana dili Türkçe olmayan ya da ana dili o ülkenin dili olmayan çocuklar üzerine yapılan farklı araştırmalar, bu çocukların sistem içerisinde akranlarına yetişmesi için sosyoekonomik farkların kapatılması için okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğunu da bize ortaya koyuyordu. Türkiye'de de uzun zamandır 5 yaş üst politika hedefleri arasında yer alıyor. Burada zorunlu eğitimin yaygınlaştırılması üzerine. Hala Türkiye'de 5 yaş zorunlu değil, fakat %90 gibi bir barajı gördük. Fakat bizim konuştuğumuz başarılı sistemlerde okul öncesi 5 yaşla sınırlı değil, 3-5 yaştan söz ediliyor. Ve 3 yaş öncesi de çocukların hayata başladığı ilk andan itibaren nitelikli bakım politikalarıyla ebeveynlerin desteklenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bütünsel eğitim politikalarının ikinci başlığı ise aslında orta öğretimde beklediğimiz bir takım reformlar. Bunlardan bir tanesini geçtiğimiz sene sınıf tekrarının ülke gündemine tekrar gelmesiyle konuştuk. Şimdi burada yapılması gereken öğrencileri, başarısız öğrencileri bir tür ceza sistemiyle sınıf tekrarı yapması değil, aksine burada başarısızlığın, akademik olarak başarısızlığın kök nedenlerinin ölçülerek onlara yönelik müdahaleler yapılması gerektiğini söylüyor bize PISA değerlendirmesi. Aynı şekilde Türkiye'de mesela bütün OECD geneliyle karşılaştırdığımızda çok daha erken bir dönemde alan seçimi var. Yani ortaokuldan itibaren genel orta öğretime mi, imam hatip ortaokullarına mı gideceğinizi seçmeniz gerekiyor. Daha sonra 14 yaşta lisede karşınıza pek çok lise tercihi yapıyor. OECD ise bunun aksine lisede alan tercihlerinin daha geç yaşlara ertelenmesi gerektiğini, bu yaşa kadar gelen süreçte ise bütün bu bahsettiğimiz o dört temel alandaki becerinin temel becerilerle birlikte desteklenmesi, çocuğun güçlendirilmesi, ondan sonra daha mesleki becerilere hazırlanması gerektiğini ortaya koyuyor. Elbette bunun yanı sıra okulların imkanlarla desteklenmesi, özellikle dezavantajlı öğrencilere yönelik politikaların önceliklendirilmesi, bütünsel eğitim politikalarının önemli başlıklarından bir tanesi. Son olarak da aslında tam da bugünlerde çok fazla okulu konuşuyoruz eğitim gündeminde. Bu son maddede okulun ne kadar önemli olduğunu ve o okula yönelik politikaların nasıl bir sistemi nitelikli, kapsayıcı ve dayanıklı hale getirdiğini bize gösteriyor. Bu maddenin ismi de güzel. Öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veren bir okul ortamı kurulması. Politika bu. Bunun için tabii ki birinci olarak biz sıkça bunu dile getiriyoruz her alanda. Bugün de tekrar tekrar söyleyelim. Okul yemeğinin, okul güvenliğinin, okul temizliğinin bütün okullarda yaygınlaştırılması gerekiyor. Hani burada bu politikaların aslında çok da eğitimle ilgili değilmiş gibi bize geliyor. Sonuçta bunlar birer eğitim hizmeti değil. Ama verdikleri katkıyla özellikle sosyoekonomik olarak dezavantajlı öğrencilerin akranlarıyla eşit koşullarda eğitim görebilmesini ve OECD'nin hedeflediği gibi okulların birer sosyal politika kurumu olarak toplumdaki mevcut eşitsizlikleri büyüttüğü, genişlettiği, yeniden ürettiği değil, aksine bunları çözdüğü mekanlar haline gelmesini sağlıyor. Biz başından beri hem raporda hem de bu yayında Türkiye'deki temel sorunlardan bir tanesinin Türkiye'de sosyoekonomik durumun eğitime etkisi olduğunu söyledik. Yani yoksulluk eğitimi de birinci olarak etkiliyor. Dolayısıyla yoksulluğa yönelik okul yemeği gibi politikalar okulların da daha kapsayıcı mekanları olmasını sağlayabilir. Bunun yanı sıra bir diğer
işaret ettiğimiz sorun alanı PISA'da Türkiye'de çok çözülmesi gereken öncelikli sorunlardan bir tanesi dediğimiz başlık okul aidiyetiydi. Yine okul aidiyeti de işte okulda öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması, çok temel ihtiyaçlarının aslında karşılanmasıyla sağlanabilecek bir politika olacak. Burada bir başka o ihtiyaca cevap veren ortam içerisinde tabii ki her zaman çocuk katılımını ve bu bağlamda da çocukların öğrenmesine ve sosyal etkileşim merkezi olarak düşünülmesi gerektiğini okulların vurguluyoruz. Yani burada çocuğun hem temel ihtiyaçlarının, hem öğrenme ihtiyaçlarının, hem sosyalleşme ihtiyaçlarının karşılandığı, bunu bağlamda da karar alma süreçlerine daha net bir şekilde katılabildiği yapıların kurulması gerektiğini söylüyoruz. Burada son olarak söylemek istediğimiz ve yine bu öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap veren okul için çok önemli bir politika olan konu ise kalite güvence destekli okul özelliği yapısı. Şimdi düşündüğümüzde merkezi eğitim sistemleri aslında eğitim sistemindeki bütün çocukların ihtiyaçlarına cevap vermeye uğraşıyor. Bunun aksine COVID-19'da gördüğümüz okul temelli modellerde ise okullar öğrencilerinin ihtiyaçlarına odaklanabildiler. Burada kararları yine altını çizerek, kalite güvence mekanizmaları kurarak, yani denetleyerek, performanslarını değerlendirerek, bununla ilgili tavsiyeler vererek, onları güçlendirmeye merkezi yapıda uğraşarak desteklemek, aslında bireysel ihtiyaçların öğrencilerin ya da okul özelindeki ihtiyaçların çok daha iyi bir şekilde takip edilmesini sağlayacak. Örneğin bu yayında da söyledik, Türkiye'deki birinci yapılardan bir tanesi yoksul çocuklar, yoksul çocuklarla birlikte daha dezavantajlı okullarda okuyorlar. Bu okullara yönelik ek yatırımlar yapılması, bu okulların ihtiyaçlarının okul yöneticileriyle, öğretmenlerle, öğrencilerle birlikte belirlenerek onlara yönelik politikaların yapılması aslında negatif bir şey olarak söylediğimiz bu sosyal tabakalaşmanın bir müdahale programına dönüşmesini ve sonra buradan da sistemin daha kapsayıcı, daha toplumsal karşılaştırmalara izin veren bir yapıya yavaş yavaş dönüşmesi Türkiye'nin beklediği, istediğimiz o kaldıraç etkisini, OECD ortalamasının üzerine çıkmayı ve daha sonra da üst düzey becerilerin geliştirilmesini sağlayacak politikalardan bir tanesi olabilir. Çok teşekkürler Özgenur. Aslında mevcut durum belli, sorunlar belli, ihtiyaçlar belli. Çok daha etkin müdahale programlarına, eğitim politikalarının belli alanlarda güçlendirilmesine çok ihtiyaç var. Eğitim 360'da bugünün ve geleceğin eğitimi için ihtiyaçlar neler onu ele aldık. Bir sonraki Eğitim 360'da görüşmek üzere.